programımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de İbrahim Bey ile birlikte bitkilerden söz edeceğiz. Ancak öncesinde bir teşekkür etmek istiyorum. Efendim, Güneş Gazetesi yazarlarından gazeteci, duayen gazeteci Vehbi Dinçcan gazetesinde, köşesinde bizlerden bahsetmiş. Çok da güzel yazılar yazmış. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada ben kanala gelirken gazeteyi bulamadım. Çünkü hani hep kalmadı deniyor. O yüzden hani Vehbi Bey, buradan söyleyelim. Çok takip ediliyorsunuz Vehbi Bey. Çok izleniyorsunuz. Buradan da onu söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli, güzel yazınız için. Gerçekten çok mutlu olduk. Evet, şimdi İbrahim Bey'le devam edeceğiz. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitkiler dünyasına tekrar giriyoruz. Sizlerden hemen öğrenelim. Bu romatizmadan bahsediyorduk dün. Birazcık yarım kalmıştı. Romatizma hastalıkları ve türlerini birazcık bize anlatırsanız ve bu romatizma hastalıkları ve türlerine hangi bitkiler şifa kaynağı oluyor, onu bir sizden öğrenelim. Evet. Romatizmanın bilinen 200 türü var. Fakat biz sadece birkaç tanesini hatırlıyoruz. Yani insanlar çok yaygın olanları. Diğer teferruatına pek girilmiyor. Artrit, eklemlerin iltihaplanması. Artroz, eklem deformasyonu. Ankilozan spondilit, omurların iltihaplanması. Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması, Behçet'te romatizma sayılır. SLE, yani sistemik lupus, bu da bir çeşit romatizmadır. Bütün bunların tedavisi bitkilerle mümkün. Bunlarla ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Neden romatizma olur? Mesela kişi diyelim ki bademcik iltihaplanması oldu. Tedavi olmadı, dikkat etmedi. Bademciklerdeki iltihap kanda dolaşır ve romatizmayı tetikler. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar tedavi edilmezse, tedbir alınmazsa romatizmayı tetikler. Karaciğer yeterli ve kaliteli elengaz, desturaz isimli enzimleri salgılayamazsa, karaciğerdeki problem romatizmayı tetikler. Çünkü iltihap yoğunlaşır. Karaciğerin salgılayamadığı bu iki enzim nedeniyle oleik asit, yani zeytinyağı, arahidon asidi, arahidon asit prostaglandin B1, B2'ye, bu da hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan enzimlerde kalite azalırsa, oran azalırsa lökotrin denen iltihapları tetikleyen bir madde ortaya çıkar. Yani karaciğerdeki problem romatizmayı tetikler. Karaciğerdeki problemin kaynağı ise bağırsaklar. Yani bütün hastalıkların kaynağı bağırsaklar. Onunla ilgili şu gördüğünüz bitki aloe vera. Aloe vera, şöyle yaprağını kopardığımızda içerisinde jel gibi bir sıvı var. Evet evet, hemen şurada görüyoruz zaten. Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde. Bu aloe vera'nın bu sıvısında 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Yani lipaz, amilaz, tripsin gibi pankreasın salgılamış olduğu enzimlere benzer enzim salgılar. Yani aynı aşağı yukarı. Birçok özelliği var. Bununla ilgili, aloe vera ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmış. Bu klinik araştırmalardan biri mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırma. Onların yapmış olduğu araştırmada bunun, aloe vera'nın iltihapları önlediğini, deri hastalıklarını iyileştirdiği, mantarı yok ettiği belgelenmiştir. Mantara karşı, bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Yani binlerce şifalı bitki var. En etkili mantara karşı. Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırmasıyla belgelenmiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada ise akneyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Akne, bağırsaktaki problemlerden kaynaklanır. Artı diyabetik ülser dediğimiz şeker hastalarında ortaya çıkan iyileşmeyen kötü huylu yaralar. Baldırda, bacakta, ayakta, ayak parmaklarında, hatta tedavi edilmezse kangrene dönüşür, açık yaralar vesaire. Bu tür rahatsızları iyileştirdiği belgelenmişti. Tayland'ın Bangkok Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmada ise şeker hastalarının tip 1, tip 2'yi dahi iyileştirdi. Yani tip 1'i dahi faydalı olan tip 2 iyileştirdiği belgelenmiştir. Japonya'nın Fujiyama Üniversitesi, bu atom bombası atılan yerde, Hiroşima'da. Fujiyama Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmada ise hücre yenileyici, yani anti-aging, gençleştirici kişiye enerji verici, antioksidan ve serbest radikalleri yok edici özelliklere sahiptir. Çok çok mükemmel. Hani gençleştirici, yaşlılığı önleyici etkileri var diyorsunuz. Hani evet. Kremlerde de kullanmasının sebebi bu herhalde. Kremlerde, şampuanlarda. Şimdi evet görüyoruz işte sabunlarda, işte aloe vera özlü şampuanlarda, evet. Özellikle kremlerde aloe vera özlü deniyor. Hemen bir şey de sormak istiyorum. Bazen deniyor ki hani halk arasında böyle de söyleniyor. Eğer eliniz yanmışsa ve bitki olarak evinizde aloe vera varsa kırıp parmağınıza sürebilirsiniz. Acısını alır. Bu doğru mudur? Doğru. Bir bayan dün bana gelmişti, psikolog. Bu Rusya'da küçük bir köyde tatil yapıyor. Tabii eczane yok, doktor yok. Mahrumiyet bölgesi. Böyle bahçede çalışırken parmağını yaralamış. Bıçakla. O eczane, doktor demişler ki Ruslar sakin ol. Burada eczane yok, doktor yok. Ne olacak? Aloe vera. Hemen biraz böyle koparmışlar, hı hı. Böyle yaraya sürmüşler. Günde 4-5 defa. 3-4 gün sonra tamamen iyileşmiş, hiçbir şey kalmamış. Peygamber Efendimiz diyor ki göz ağrısı olanlar bunun aloe vera'nın şu sıvısını gözünün içine değil, şu kapağına. Böyle kapağın gözü, üzerine sürecekler gözü, değil mi? Kapa diyor, üstüne sürüyorsunuz. Hı hı. Göz ağrısına iyi gelir. Temizler, arıtır. Yani, antiviral, çünkü antiviral, antibakteriyel, bakteri, virüs ve mantarları öldürücü, iltihapları önleyici özelliklere sahip olduğu için yani göze sürülebilir. Fazla değil ama aşırı sürmemek şartıyla sürülebilir. Bir problem yok, bir yan tesiri yok. Yaraları iyileştirici. Mısır'da milattan önce 4000 yılında kullanılmaya başlamıştır cilt için, güzellik için. Kleopatra vesaire vesaire. Fakat eski Mısırlılar medeniyeti kimden almıştır? Sümerlerden. Sümerlerden öğrenmişler. Medeniyetler hep bir millet medeniyet almış, yükseltmiş, belli bir noktaya gelmiş. O millet çöktükten sonra onun yerine başka bir millet medeniyeti almış, devam ettirmiştir. Mısırlar eski Sümerlerden almıştır bütün medeniyeti. Sümerlerse bütün medeniyeti, kültürü, işte hayvancılık, hayvanları evcilleştirme, tarım vesaireyi Orta Asya'dan getirmişlerdir. O Sümerler Orta Asyalı, yani bir Türk kavmidir. Orta Asya'da Anau isimli dünyanın en büyük, en eski medeniyetini Türkler kurmuş. Milattan önce 16.000 yılından milattan önce 1500 yılına kadar yaşamış. Biroybil, Türkbil, Atoybil diye çeşit çeşit imparatorluklar kurmuşlardır. Yani bütün medeniyetlerin kaynağında Türk medeniyeti var. Atalarımız kurmuş. Bugün çok kritik bir viraja girdik. Hı hı. Ya Türk milleti yeniden büyük bir imparatorluk kuracak ya da Allah yardım etsin. Evet, bütün Avrupa, Amerika bakıyorlar ki Türkiye bir şeyler yapacak. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizi zor duruma sokmaya çalışıyorlar. Bütün dünya. Çünkü Türk milletinin kanında var imparator olma, imparatorluk, dünyayı hükmetme, dünyayı yönetme. Bu nedenle bunu engellemeye çalışıyorlar. Bakalım ne olacak. Şimdi evet, aloe vera çok çok etkili. Bağırsakları tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Bu nedenle romatizma hastası mutlaka bağırsaklarını tedavi etmek gerekir. Bir, karaciğerini tedavi etmek gerekir. İki, artı romatizmaya karşı da şöyle çok güzel bir bitki var. Bu nedir? Şeytan pençesi. Enteresan bir ismi var yani. Şeytan pençesi. Bir açalım bakalım. Neden şeytan pençesi? Görüntü olarak böyle toz karabibere benziyor. Evet, kakao gibi tadı var. İçimi güzel, tadı güzel. Evet, Türkiye'ye bu bitkiyi Türkiye'ye ilk getiren benim. Benden önce bu bitkiyi tanıyan, bilen yok. Eğer ki herhangi bir yerden şeytan pençesi kökü isterseniz size başka bir bitki kökü verebilirler. İlk defa ben getirdim. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Klinik araştırmalara geçmeden önce bitki şu şekilde gövde, ana kök, kazık şeklinde uzun bir kök, saçak yan kökler var. Bir de yer elması veya patates gibi yumruları var. Evet, şurada görüyoruz rizom. Zaten. Hı hı. İşte bu rizom herpagozit denen bir etken madde içerir. Bu etken madde romatizmaya karşı dünyada en etkili iltihapları önleyici özelliğe sahip, yok edici. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırması yapılmıştır. Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinsk bir bayan. Her türlü omuz, sırt, bel, diz ağrılarını yani romatizmanın her türünü eklem iltihaplanmasından dolayı ortaya çıkan omuz, sırt, bel ağrılarını, diz ağrılarını, kalça, bilek ağrılarını iyileştirmiştir, belgelemiştir. Bazı insanlar da hatta çenesi bile tutulabilir, yemek yemez hale gelebilir. Öyle bir bayan artık hareket edemez hale gelmişti bize geldiğinde. Belki de felç geçiriyor zannetmiştir yani. Robot yemek gibi. Yemek yemez hale gelince. Çenesini oynatamıyor. Çenesi iltihaplanmış, çene kemiği. Şimdi bu şeytan pençesi ile ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Almanya başta olmak üzere Fransa'da birçok ülkede. Fransa'da 800 hasta üzerinde omuz, sırt, bel ağrıları, eklem ağrıları olan hastalar, artroz, artrit gibi rahatsızları olan hastalar üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiştir. Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ilaç üreticileri birliği de 1024 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmişlerdi. Çok çok etkili şeytan pençesi. Biz bunu çok özel bir kapsül ürettik şeytan pençesiyle ilgili. Bunun birleşiminde şeytan pençesi kökünün ekstraktı 1, ısırgan otu ekstraktı 2, 40 kilit otu veya at kuyruğu otu. Aloe vera var mı? Aloe vera yok. Aloe vera burada. Aloe vera ayrı. Hı hı. Aloe vera şu. Aloe vera eğer ki bunu haşlarsanız aloe verayı etkisi sıfır. Etkisi kalmaz. Vitaminler, mineraller her bitki farklı farklı hazırlanması gerekir. Nasıl kullanılması gerekiyor peki? Bunun biz şurubunu yaptık. Ballı, çiçek balı içerir. Tadı güzel, içimi güzel, etkisi mükemmel. Bağırsaktaki mantarlar yok eder. Şeker hastalığına karşı, karaciğer yağlanmasına karşı çok çok etkili. Klinik araştırmaları zaten var, söylemiştim daha önce de. Günde 3-4 defa bir fincan içebilir kişi. Hiçbir yan etkisi yok. Her yaşta herkes kullanabilir. Dünyanın en büyük firmaları aloe vera üreten, doğal üretemedi bugüne kadar. Bunlar ekstraksiyonu, destilasyonu yani damıtıyorlar vesaire vesaire üretemiyorlar. Çünkü birleşiminde vitamin, mineral, enzim, lifli madde birçok şey var ama çok az miktarda aloein var. Aloeini sıfırlayamıyorlar. Çünkü aloein şişkinlik yapar, ishal yapar. Dünyada ilk hiçbir işleme geçmeden özel bir sistemle bunu doğal ben ürettim. 19 yıl çalıştıktan sonra başardım ama. 19 yıl. Rahmetli Ahmet Er rüyasında görmüş, bana anlattı. Peygamberimiz rüyasında görmüş. O demiş ki Ahmet bunda çok büyük şifa var. Bütün insanların bilmesi, tanıması gerekir. Konferanstan sonra tanıştık, dedi ki ya ben böyle bir rüya gördüm. Sen bitki uzmanısın. Bak bakalım nedir? Araştırdım ama aloeinden dolayı üretmek mümkün değil. Dünyadaki bütün firmalar, bunun üreticisi firmaları destilasyon, ekstraksiyon, çeşitli işlemlerden geçiriyorlar, etkisi azalıyor. Biz bunu ilk olarak doğal üretebildik. Fakat 19 yıl sonra başardık. Şeytan pençesi köküyle ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Romatizmaya karşı biz bunu geliştirdik ve mükemmel hale getirdik. Şeytan pençesi kökünün ekstraktı. Almanlar bugün Namibya çöllerini, Zimbabve, Güney Afrika ülkelerini tamamen böyle verimli arazileri tamamen parsel parsel etmişler. Orada bu bitkileri yetiştiriyorlar. Damlasını, derecesini, kapsülünü bütün dünyaya satıyorlar. Biz de bu piyasaya girdik. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Şeytan pençesi forte. Şimdi romatizmanın türleri farklı farklı. Artrit, artroz, ankilozan spondilit gibi rahatsızlarda şeytan pençesi kökü, fibromiyalji, yumuşak doku romatizmasında ise ısırgan forte. Bunda ısırgan ekstraktı ağırlıklı. Bu da şeytan pençesi kökü ekstraktı içerir fakat daha yoğunluklu olarak. Yani yine birçok bitkilerin karışımından bahsediyoruz aslında. Daha çok ısırgan forte, yumuşak doku romatizması da maalesef milyona yakın insanda yumuşak doku romatizması. Çok sık rastlanıyor aslında değil mi? Yakalananlar mesela belinden tutuldu. Böyle oklava yutmuş gibi eğilemiyor, bükülemiyor. İlk defa ben 13 yaşında köye gittiğimde çocuklarla ırmakta yüzdükten sonra çimenlerin üstüne yattık. Bir gün sonra hastalandım. Tekrar şehre geldik. Mahallenin yaşlı kadınları üzerimde deneyler yaptı. Kızgın kumlara yatırdılar, hı-hı, vesaire. Tedavi etmek maksadıyla. Ne oldu? Daha kötü oldum. Robot gibi olmuştum. Eğilip kalkamıyordum. Doktor, merdiven dahi çıkamaz hale gelmiştim. Evet. Şimdi bir diğer ürün ise at kuyruğu otu forte veya 40 kilit otu forte. 40 kilit de yani at kuyruğu otu kemikleri... Buyurun. Yok, buyurun devam edin. Bu kemik erimesine karşı, kemik iltihaplanmasına karşı, ödeme karşı, vücutta ödemi önleyici, bağ dokusunu güçlendirici. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yapılan klinik araştırmasında vücuttaki ödeme atıcı, kemikleri güçlendirici özelliği ispat edilmiştir at kuyruğu otunun. Çok yüksek oranda silisyum içerir. Kemikleri güçlendirir, bağ dokusunu temizler, aratır. Yani kemik erimesine karşı mükemmel bir ürün. Mükemmel bir formül diyebiliriz yani buna da, evet, değil mi? Evet. Hı-hı. At kuyruğu otu veya 40 kilit forte. Klinik araştırmalara belgelenmiştir. Ödemi önleyici, kemikleri güçlendirici. Bizim Doktor Bey, Süleyman Bey'in dostumuz, annesinin kemik erimesinden dolayı kemiklerindeki kalsiyum o kadar azalmış ki hem kalçadan hem dizden mutlaka protez takılması gerekiyor. Çünkü yürürken, gezerken herhangi bir şey yaparsa ne oluyor? Kırılabilirse iç kanamadan ölebilir. Doktorlar demiş ki tansiyon var, kolesterol var, birçok rahatsızlığı var. Ameliyat edemeyiz. Kemikteki kalsiyum çok çok azalmış, incelmiş kemik. Kemik kalsiyum ve proteinlerden oluşur. Özel bir yapıya sahip. Kemikteki kalsiyum çok azalmış. Ameliyata gerek yok, tedavi ederiz. Biz ona iksir, aloe vera jeli, kemik çayı, enfeksiyon çayı, ürünler verdik. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar doktoruna gittiğinde, ooo çok güzel, mükemmel. Kemikteki kalsiyum oranı %68 yükselmiş. Doktor bile belki şaşırmış olabilir, şaşırmış değil mi? Şaşırmış tabii. Hı-hı. Zaten oğlu doktor, yani Süleyman Bey kendisi doktor. Fakat çözüm üretemiyor. Ameliyatta olmasını istemiyor annesinin. Hı-hı. Hem kalçadan hem dizden protez takılacak. Fakat tansiyonu var, kolesterol var, bronşiti var vesaire. Doktorlar demiş ki çok ağır hasta, birçok rahatsızlığı var. Ameliyat olursa ameliyat masasında kalır. Garanti veremeyiz yani, risiko büyük demişler. O da düşünmüş, geldi bana dedi ki ya ne yapabiliriz? Var bununla ilgili ürün, problem değil. Tedavisi mümkün. Hamdolsun kullandı 6 hafta içerisinde. Bazıları diyor ki 6 ay kullan, bir bakalım. 6 ay sonra bir 6 ay daha kullan. 6 ay sonra bir 6 ay daha kullan. Öyle değil. Bir ürün, bitkisel bir ürün. Formül, hı hı. Yani bir formül. Yani burada at kuyruğu forte veya kemik erimesine karşı. 6 hafta kullandınız. Etkisi olmadıysa kullanmanıza gerek yok. Atın çöpe. Her türlü ilaçta bu böyledir. 6 hafta ve en kötü ihtimal 2 ayda etki göstermiyorsa onu kullanmanıza gerek yok. Yani 6 ay kullan, 1 yıl kullan, 2 yıl kullan. Yok. Çünkü faydasını göremiyor faydası zaten. Faydası vardı, hı hı, veya yoktur. Şimdi mesela bu şeytan pençesi köküyle ilgili burada gördüğünüz bitkinin yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır üniversitelerde. Bu akademik bir dergi. Magazinsel bir dergi. Kanıtlanmış, araştırmaları yapılmış, raporları, evet, belge hazırlanmış. Var, bilgi var. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman, kim araştırma yapmış? Yani bazıları diyor ki bitkilerle insanlar iyileşebilir mi? 100 yıl önce kimya yoktu ki. Var mıydı? Kimya, yani kimyasal bir ilaç yoktu ki. O zamanlar insanlar neyle iyileşiyordu, neyle tedavi oluyordu? Bitkiyle. Bugün neden tekrar bitkiye dönüldü? Çünkü kimyasal ilaçların yan tesiri çok büyük. Kortizon kullanılan kemikleri eriyor. Ya da bir tarafı yapalım derken başka bir tarafı hasarlı bırakabiliyoruz. Ha, mesela diyelim anjiyoödem çok tehlikeli. Kronik ürtiker olanlar da aynı zamanda anjiyoödem oluşur. Boğazı şişti. O mutlaka antihistaminik veya kortizon kullanması gerekir. Çünkü nefes alamaz, ölebilir. Acil durumlarda. Bu ürünleri kullanmaya başlarken onu da kullanabilir. Mecburiyette. İyileştikten sonra gerek yok. Fakat sürekli kimyasal ilaç kullanmak demek yani intihara teşebbüs gibi bir şey kimyasal ilaç kullanmak. Kimyasal ilaç kullanan insanlar mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan istatistik araştırmada yılda kimyasal ilaç kullanan insanlar 180 bin kişi Amerika'da ölüyor. 180 bin. Sakat kalanlar, özürlü olanlar, mağdur duruma düşenler çeşit. Onlar hariç. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Ama Türkiye'de birisi bir kimyasal, bitkisel ilaç kullansa, ishal olsa, o bitkisel ilaç kullandı, ishal oldu. Gazeteler, radyolar, televizyonlar. Kimyasal ilaçlardan ölenler belki Türkiye'de 50 bin kişi yılda kimyasal ilaçlardan ölüyor. Çünkü Türkiye Avrupa'da, Amerika'dan daha çok ilaç kullanıyor. Bilinçsizce kullanılıyor. Antibiyotikler, ağrı kesiciler, antidepresanlar vesaire. Bir hanımefendi sistemik lupus dediğimiz çok ağır bir romatizma türü, dokularda tahribat yapıyor. Sistemik lupus kalp zarında iltihaplanmaya sebep olabilir. Böbreklerde, akciğerlerde, nerede tutulursa orada büyük ağır problemler oluşabilir. Genç bir bayan sistemik lupusa yakalanmış. Yıllarca ilaç kullanıyor, kullandıkça kötüleşiyor. Genç bir gelin, 2 tane de çocuğu var. Çocuklarına bakamıyor. Kayınvalidesi, kaynanası, kayınları vesaire, görümceleri, bütün aile büyük bir aile. Kasıtlı yapıyor canım. Gözle gözüken bir şey yok. Maksus yapıyor diye. Onlar da bir de psikolojik baskı yapıyorlar. Yani kasıtlı çalışmıyor, tembel gibisinden. Kadıncağızın kanındaki lokosit oranı 1500'e kadar düşmüş. Normal olarak 4500 ile 11000 arası olması gerekir. Bayağı bir düşmüş. Düşmüş. Halsiz, dermansız, yorgun. Bir şeyler yiyor, belki lavaboya gidebiliyor, sonra geri yatıyor. Hiçbir şey yapamıyor. 6 yıl ev işi yapamamış. Oldukça uzun bir süre yani. 6 yıl. Sürekli ilaç, sürekli ilaç, hiçbir şey fayda etmemiş. Beni aradı, dedi ki ya mümkün mü tedavisi? Bakacağız inşallah, göreceğiz. Garantisi marantisi yok, bakacağız. Sistemik lupus çok ağır bir vaka. İksir, aloe vera jel, romatizma çayı, enfeksiyon çayı ürünleri gönderdi, kullandı. Biraz sonra arıyor beni, ağlıyor. Formüller iyi geldi diyorsunuz yani değil mi? Yok, biraz sonra ağladı. Yok, biraz sonra aradı, ağlıyor. Hı. Neden ağlıyorsunuz? Henüz ilişmedim. Acele yok. 2 ay sonra... 6 yıl yatmış evet, yani aslında. 2 ay sonra aradı, tekrar ağlıyor. Neden ağlıyorsun? İlişmedim. Acele yok. 3 ay, 4 ay, 6 ay sonra yine aradı. Zeynep Hanım yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Hep ağlıyorsun. Her aradığında ağlıyor. Ne zaman ilişeceğim? Nasıl ilişeceğim? Yine ağlıyorsunuz dedim. Bu sefer sevinçten ağlıyor. Niye? 6 saat ütü yaptım, yorulmadım. Kanımdaki dedi, lökosit sayısı 6000'e yükseldi. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. Her şeyi yapabiliyorum. Allah senden razı olsun. Dua ediyorum size de. Ne kadar güzel. Böylelikle tedavi de olmuş. Şunu da sormak istiyorum. Genelde bayanlarda görülüyor. Kemik erimesinden söz etmek istiyorum. Kemik erimesi de çok sık rastlanıyor. Hep dışarıdan tedaviler, işte takviyelerle önlenmeye çalışıyor. Bir nebze durdurulmaya çalışıyor belki de. Önüne de geçilemiyor belki de, bilemiyoruz ama siz ne önerirsiniz kemik erimesi için? Hangi bitkilerin şifa kaynağıdır? Dünyada en etkili bitki at kuyruğu otu, ısırgan otu, şeytan pençesi kökü, ayrık kökü, civan perçemi otu. Biz çok özel bir formül geliştirdik. 40 kilit forte diye. İksir, aloe vera jel artı 40 kilit forte. Fakat kemik erimesinin sebebi bayanlarda 50 yaşından sonra östrojen hormonu yetersizliğinden kaynaklanıyorsa artı hayıt forte de gerekir. Yani östrojen hormon yetersizliğinden kaynaklanır bayanlarda. Biraz yani farklı. Sebebine bakmak gerekiyor aslında, evet, değil mi? Evet, 2 tiptir. Yani kemik erimesinin 2 türü vardır. Bir, yaşlılıktan, hareket etmemekten, spor yapmamaktan, tembellikten, yanlış beslenmekten vesaire vesaire kaynaklanır. Diğeri ise bayanlarda menopozla birlikte östrojen hormonu sürekli azalır. Bu da kemik erimesini tetikler. Eğer ki östrojen hormonu yetersizliğinden kaynaklanıyorsa artı hayıt forte çok özel, bütün hormon anormalliklerini düzenler. Hayıtla ilgili geçen bir söylemiştik, klinik araştırması yapılmıştır. Adet öncesi ağrı sancıları, aşırı prolaktin hormonun yükselmesini frenleyici, düşürücü. Yani hayıt bayanlar için dünyada en etkili bir formül diyebiliyoruz. Kadın hastalıklarında, rahatsızlarında formül. Çok özel bir formüldür. Evet. Behçet de bir çeşit romatizma. Fakat behçetle aft çoğu zaman karıştırılıyor. Bazen teşhis bile edilemiyor yıllarca. Aft mı? Behçet mi, romatizma mı karıştırılıyor, teşhis edilemiyor, tedavi edilemiyor. Yıllarca kişi de tutulumlar oluyor. Eklemlerinde yaralar oluşuyor ağız içerisinde. Ağzında yer oluyor, vatandaş katı bir şey yiyemiyor. Sıvı şeyler tüketiyor. Yani sürekli sıvı tüketirse ne olur? Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Bağışıklık sistemi çöker. Daha da kötü olur, daha da kötü olur. Başakşehir'den bir bayan beni aradı, 55 yaşında. 15 yıldır Behçet'ten perişan olmuş. İlaç, ilaç, ilaç. Kortizon, şişmiş. Korşisin, birçok ilaç kullanıyor. Balon gibi şişmiş. Ödem oluşmuş vücudunda. Ağrıdan, sızdan duramıyor ama bu kadar ilaç kullanmasına rağmen. Problem değil dedim. Panik yok. İksir, aloe vera jel, özel formüller, biz ona ürünler, yani özel bir formül gönderdik. Kullandı. Dedi ki 1,5 ay sonra biraz rahatladım. Acele yok. 15 yıllık bir hastalık. Geçmişi. Yavaş yavaş. Telaşa gerek yok. Zamanla daha da iyileşir. İyileşirse devam. 5-6 ay kullandıktan sonra hiçbir şey kalmadı. Yani tamamen tedavi edildi. Katı bir şey dahi yemekte zorlanıyordu. Tabii sürekli ağzın içerisinde sürekli yara oluşuyor. Olmaz. Basit aft gibi rahatsızlara karşı ağız içerisinde aft, pamukçuk. Evet, bebeklerde de görülüyor değil mi? Evet. Sık rastlanıyor aslında, hem bebeklerde hem yetişkinlerde görebiliyoruz. Evet. Ne diş eti iltihaplanması, diş etinin çekilmesi gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki nedir? Ada çayı. Ama Türkiye'de ada çayı deyince Salvia triloba anlaşılıyor veya Salvia sideritis anlaşılıyor. Salvia triloba yani loplu ada çayıyla Salvia sideritis yüksük ada çayının hiçbir etkisi yok. Etkili olan nedir? Salvia officinalis. Yani bizim çayını içtiğimiz ada çayı değil herhalde. Değil. Türkiye'de ada çayı dediğinizde aktarlarda, marketlerde satılan ada çayının hiçbir fonksiyonu yok. Neden bu ada çayı içiliyor ben anlamış değilim. Şifalı ada çayı şu yaprağı şu şekilde. Yeşilimsi hafif gri bir ton var. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Ada çayı, Salvia officinalis, şifalı ada çayı ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. İştahsızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, şeker hastalığı gibi rahatsızlara karşı etkili, artı bademcik iltihaplanmasına, ağız içindeki yaralara, şifalı ada çayı ama, ağız içindeki afta, diş eti çekilmesine karşı. Mesela benim oğlum, küçük oğlum, bademcikleri çocuk 2'de 1 dışarı çıkıyor, dondurma yiyor, yaz kış demiyor. Bademcikler şişmiş, ceviz kadar olmuş, yutkunamıyor. Doktoru ameliyat ediyor. Bir saniye dedim, bekleyin, bize bir süre tanıyın, bir ay, bir bakalım ne olacak. Ben ona özel bir çay hazırladım. Ada çayı, kekik, papatya. Papatya dedim, mesela Türkiye'de 40 çeşit papatya var. Hangi papatya? Sadece biri şifalı. İşte biz bunun çeşitlerini bilmiyoruz. Tek tip var diye biliyoruz. Ada çayında da öyle. Evet, kekikte 52 çeşit kekik var. Sadece Thymus vulgaris şifalı. Kekikle de ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Kekik forte diye. Kekikte bronşit, öksürük vesaireye karşı etkili. O da çok mükemmel bir ürün. Küçük oğluma sürekli iksir jel ve çayı içirdim. 3-4 hafta sonra ceviz büyüklüğünde olan bademcikler küçüldü, nokut kadar içindeki bütün iltihabı attı. Tekrar doktora götürdük. Yani ne diyecek bir bakalım. Aa mükemmel, çok güzel. Kendi ilaçlarını kullandığını zannetti. Bademcik iltihaplanmasında, bademcikten dolayı ameliyat olmak iyi değil. Çünkü bademcikleri neye benzetebiliriz? Askeri garnizonun önünde 2 tane asker olur. Nöbet tutarlar, nöbetçi. Nöbet tutar. Ne için? İçeri giren, dışarı girenlerin güvenliğini. Yani terörist mi, saldırgan mı, herhangi bir olay mı olacak diye. Orada nöbetçi olur devamlı. Boğazımızda da 2 tane nöbetçi var. Bunlar bademcik. Sürekli bakteri ve virüs ve mantarları yok etmek için özel salgılar. İçerisinde lökositler, lenfositler vesaire özel. Şimdi bademcik alındığında ne olur? Bağışıklık sistemi çöker. Kişi mesela yılda 3 defa grip oluyorsa, bademcikler alınırsa 15 defa grip olur. Üşütme, nezle, bağışıklık sistemi çöker. Yani boşu boşuna orada bademcikler yaratmamış Allah yaratır. Hemen bademcikler şişti, iltihaplandı diye ameliyata gerek yok. Ada çayı forte. Kullandığı zaman bir ay, 1,5 ay, en kötü ihtimal 2 ay hiçbir şey kalmaz. Bademcikten dolayı ameliyat olmak, tedbir almasa da kötü. Çünkü bademcikler iltihaplanırsa sürekli mikrop yayar çevreye, dokulara. Kana karışan mikrop da kalbe zarar verir, böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verir, bütün organlara zarar verir. Romatizmayı tetikler. Yani bademcik iltihaplanması da çok çok önemli. Bakteriler sebep olabilir, virüs sebep olabilir bademcik iltihaplanmasına. Genellikle stafilokokon, streptokokon denen bakteriler bu iltihaplanmaya, bademcik şişmesine sebep oluyorsa da, büyümesine, virüs de olabilir. Bu nedenle tedbirinin hemen alınması, tedavi edilmesi şart yani. İlk olarak aslında doğadan biz bunun çözümünü bulabiliyoruz. Şifa kaynağı doğadan. Tamam. İlk olarak onu denemek gerekiyor değil mi? Klinik araştırması var. Hı-hı. Belge var. Adaçayı ile ilgili. Fakat herhangi bir adaçayı değil. Türkiye'de 83 çeşit adaçayı yetişir, sadece biri şifalı. 52 çeşit kekik yetişir, sadece biri şifalı. 40 çeşit papatya yetişir, sadece biri şifalı. 400 çeşit sarı kantaron çeşidi var, biri şifalı. Hangisi? Bunu bilmek gerekir. Vatandaş diyor ki, ya ben sizin kitabınızda yazan formüle göre, işte ben bunu kullandım, bir fayda etmedi. Göremezsin çünkü kekik aktarına gidiyor, kekik diyor, bilye kekiği alıyor. Papatya diyor, eşek papatyası, at papatyası veya margarete denen papatyaya benzeyen bitkiler satılıyor. Papatya orada yerine. Hangi tip varsa zaten onu alıyor herhalde. Alıyor, bilmiyor tabii. Ne görünüyorsa orada. Bana vatandaş diyor ki, elimde çok güzel papatya var hocam, göndereyim mi? Gönderin, önce bir numune gönderin diyorum. Gönderiyorlar ki, at papatyası, eşek papatyası veya margarete denen süt bitkisi, hiçbir özelliği yok. Çöp. Diyorum kusura bakmayın, siz bunu çöpe atın, bizim işimize yaramaz. Veya kekik diyor, bana diyor ki kekik göndereyim size. Gönderin. Bir bakayım önce, inceleyeyim. İnceliyoruz ki kekik değil. Bilye kekiği veya güve otu. Güve otunu mesela günümüzde birçok firma kekik suyu diye su üretiyor. Kekikten değil, güve otundan kekik suyu diye su üretiyor, satıyor. Yanlış yapıyor. Aradım firmanın birisi, kekik suyu satıyor. Dedim siz kekik suyu diye insanları dolandırıyorsunuz. Yaptığınız ayıp bir şey. Büyük bir firmasınız üstelik. Bunun içerisinde kekik yok. Organum suriokum denen güve otu var. Toroslarda yetişir. Ucuz olduğu için bunu kullanıyor. Kekiğe benzer bir tadı var. Tad olarak. Ama etkisi yani değil. Hiçbir işe yaramayacak. Hiçbir işe yaramayacak. Ben şikayetçi olunca firma üretimi durdurdu. Piyasadan toplattı. Ürünleri. Ve bilen birinin müdahale etmesiyle ortadan kalktı. Kaldırdılar. Herkese de müdahale edemiyorsun ki. Piyasada o kadar bu işi yanlış yapan var ki kontrollü bir sistem olması gerekir yavaş yavaş inşallah.